Merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar size bir video çekmeye karar verdik. Arkadaşlar sık sık takımları nasıl bağlıyorsunuz? Boncukları nasıl bağlıyorsunuz? Efendim kasnağınız kaç numara, ipiniz kaç milim kalınlığında diye soru soruyorlar. Biz de bunların hepsinin genel bir cevapları mahiyetinde toparlama bir video yapacağız. Kerem Baba da yanımda. Ben de buradayım. Bir 15-20 gün sonra bizim bölgede sazan yasağı bitiyor Allah'ın izniyle. Temmuz 1 itibariyle bitecek. Şimdi İstanbul bölgesinde ve ona yakın 12 ilimizde ayın 1 itibariyle serbest oldu. Biraz daha onların doğusuna doğru bir 20-30 ilde de ayın 15'inden sonra serbest olur. Bir dahaki 30'unda da bizim bölgede inşallah sazana gideceğiz bayramdan sonra. 0.70 ip kullanıyorum arkadaşlar genelde kasnaklı oltalarımda. Normal kamışta ise 0.40-0.50. İpek ipte ise 0.25-0.30 civarı. Kullandığım kasnaklar genelde 3 numara. Şimdi takımlarımda kullandığım malzemelere bakalım. Renat Karp'ın 2 numara rig iğnesi, yem hizalama aparatı, daralan makaron, karışmayı önleyici antitengel, boncuk çeşitlerimiz hepsi genelde verimlidir. Zeytin boncuk, yassı zeytin boncuk ve normal orijinal büyük yassılar, karışık yüzen toplar ve ESP mısırlarımız var. Burada şu an takımda kullanacağımız bir tane klips, bir tane fır döndü, antitangle, iğnemiz, bir tane küspe aparatı, boncukları sıkıştırmak için plastik çivi kullanacağız ve tığlarımız var. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar az önce bu kasnağımda denedim. 10 metre ip 26 tura denk geldi. 3 numaralı kasnakta 260 tur 100 metreye denk geliyor. Dolayısıyla ben büyük bobinimden 260 tur kasnağıma saracağım. Önce başlangıçta attığımız düğümü tarif ediyorum. Bir tane büyük halka yapıyoruz. İpin ucu elimizde. İkinci bir halkayı daha yapıyoruz. Bakınız bir büyük bir küçük halka. Tutuyoruz ve ipin ucunu her iki halkanın içinden 4 defa geçiriyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa geçirdikten sonra ipin ucunu tutuyoruz ve küçük halkayı kapatıyoruz. Kapattığımız zaman burada boğma bir düğüm oluşturmuş oluyoruz. Bakınız ip ne kadar çekilirse çekilsin bu düğüm daha çok sıkışıyor ve ipi de koparmıyor. Şimdi 260 tur sarıp videomuza devam edeceğiz. Evet. 260 turumuzu tamamladık. Kaldık. Ucuna bir tane fır döndü bağlıyoruz. Fır döndü düğümü. Şöyle bir halka. Parmağımızı halkaya geçiriyoruz ve bunu dolandırıyoruz. 1, 2, 3, 4. Arkadan geçirdik. Sıkıyoruz. Düğümü oturttuk. Sıkarken mutlaka ıslatmamız lazım. Şimdi ben kendi ölçüme göre şöyle 2 metre civarı yapıyorum. Fırdöbümü diğer tarafını da bağlıyorum. Aynı yöntemle bağlıyoruz.
sıkıştır. Şimdi bu ucunu şöyle bir karışa denk gelecek kadar bir tane kasa düğümü atıyoruz buraya. Islayıp sıktık. Burası tam. Kasnakla şimdilik işimiz bitti. Kenarda dursun. Şimdi iğne bağlama. 8 kat ipek ipimizden şöyle bir 40-50 santim koparıyoruz. Kopardıktan sonra yem hizalama aparatı tığımızla bunu ipe geçiriyoruz önce. İpe geçirdik. Yakından göster. 2 numara rig iğnemizi yem hizalama aparatının içinden geçiriyoruz. Bu aşamada iğnenin ipe saplanmamasına dikkat edelim. Geçti. Arkadaşlar normalde buraya önce boylu için halka yapmamız lazımdı ama ben bu sefer boncuk kullanacağım ve çividen faydalanacağım için orada bizim halkaya ihtiyacımız yok. İpimizi sadece biraz uzak bırakıyoruz. Bunu dışarıdan geçiriyoruz. İpimiz şöyle iğnenin sırtında kaldı. Dolandırıyoruz 4-5 defa. 5 defa dolandırdık. Tekrar dıştan geçiriyoruz. Evet. Bağlama işimiz de tamam. Şimdi bir parça daralan makaron kesiyoruz. Bu hem kamuflaj hem de iğnenin saplanmasını daha da kolaylaştırıyor. Bu aşamada ipimizi yakmayalım. Evet. Bunu kaynayan suyun buharına tutarsak daralır. Ben çakmakla yakacağım. Aynen. Şimdi antitengili geçirelim. Antitengili geçirdik. Şöyle boyu biraz kısa tutuyoruz. Burayı düğümlüyoruz. Burada 2 defa düğüm atarsak daha güvenli olacak. Hem bu düğüm kalınlaştığı için antitengili de tutuyor. Aşağı doğru kaymasını engellemiş oluyor. Takımımız tamam. Şimdi bu takımımızı istersek şöyle klipse geçiriyoruz. Ben kasnağımı klipse göre ayarladığım için klipse takacağım takımını. Şöyle geçirdim, sıktım. Sıktıktan sonra antitengili oturtuyorum. İğnem tamam. Şimdi buraya herhangi bir boncuk, şöyle bir boncuk takalım. Boncuğu geçiriyoruz. Boyunu ayarlıyoruz ve çivimizi takıyoruz. Evet. Bakınız. Bu ipimizin fazlalarını kopardık mı takım hazırdır. Hatta diyelim ki
bu boncuğu kullandık, verim alamadık, karar değiştirdik. Çıkardık çivimizi, boncuğu söktük, bir büyüğünü taktık. Şöyle. Aynen. Ayarlı yapılmış. Boncuklara uyumlu. Şu küçük boncuklar da yeni çıktı. Deneme amaçlı getirdim. Bunlardan da ikişer üçer tane takıyoruz. Şöyle kombin şeklinde. Bu işin tercihi artık size kalmış. Elinizdeki malzemelerle karışık takım oluşturup denersiniz. Hangisi daha çok verim alırsa takıma ağırlık verirsiniz. Ben genelde çok çeşit bulundururum. Tek çeşitle durmuyorum. Şimdi artık bu ne karar kıldığımıza göre ipimizi keselim. Takımımız hazır. Balık bunu bakımladığı gibi iğneyi yutmuş oluyor. Ve bunu nasıl takıma bağlıyorum onu da tarif edeyim size. Bağladığımız şu kasa düğümünden küspemize geçiriyoruz. Bir defa daha geçiriyoruz. Gelen halkamızı klipse bağladık mı takımımız hazır. Bu takımı niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Diyelim ki balık vurdu. Çektiniz, küspeniz hafiflemiş. Atmak da istemiyorsunuz ama bir ilave etmek istiyorsunuz küspenizi. Küspe aparatı olursa şöyle ikinci bir küspe buraya geçmez. Mecburen yarım küspenizi atmak zorunda kalırsınız. Veyahut da ikide bir çekip hele bakalım o küspen bitti mi bitmedi mi? Aklınız oltanızda kalmasın. Bu yöntemle çok rahatlıkla iki tane küspe peş peşe takılabilir. Çok pratik ve verimli bir takım. Yıllardır ben bu takımı kullanırım. Tek iğneli. Tavsiye ettiğim takım bu. Bu yöntem kafamı karıştırdı. Ben bunu yapmak istemiyorum dersen ne yaparsın? Klipsi buraya kullanmazsın. Çıkaralım, tarif edelim. Klipsi çıkardık. Küspe aparatımızı bağlıyoruz aynı yere. Genelde milletin kullandığı ve hazırlayıp sattığı takımlar bu tip. Arkadaşlar biz de karar verdik. Bundan sonra isteyen arkadaşlar olursa takım yapıp satacağız. İğne bağlayıp satacağız. Küspe getireceğiz. Arkadaşlara yardımcı olacağız. Bu böyle hazır olduğu zaman bu sefer oltamızdan gelen ipin ucuna klips bağlamak zorundayız. Artık kestirmeden gideyim bu klipsi. Normal düğüm atmayayım. Şöyle bağladık. Küspemizi takalım. Buyurun. Klips üstte kaldı. Ama burada
İkinci bir küspe takma şansınız yok. Her zaman böyle kullanmak zorundasınız. Tek küspe. Hafiflediği zaman arkasına ya küçük bir kurşun takarak ağırlaştırabilirsiniz ya da yeni bir küspe takmak zorunda kalırsınız. O yüzden ben bunu şu aparatla takımı kalabalıklaştırmıyorum. Sadece bu klipsi alta kullanarak sade iple takımımı oluşturuyorum. Sanırım iyi bir video olmuştur. Hepinize rast gelin.